Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün makinenin yağını değiştirmeye gidiyorum. Yağını, yağ filtresini değiştireceğim. Aynı zamanda da engine flash diye bir şey var. Motor yağını değiştirmeden önce içine koyuyorsunuz. 10 dakika rölantide boşta çalışıyor. İşte motor yağının iyicini sıvılaştırıp içindeki kalıntıları falan temizliyor. Bir de ondan yapacağım. Öyle o şekilde. Yolla görüşürüz. Evet, şu anda yağcıya doğru yola çıktım. Yağını değiştireceğim. Yağ filtresini değiştireceğim. Engine flash yapacağım. Bu arada yağ olarak da 10.40'ta alacağım. 10.40'ta artık en iyisi ne varsa onu alacağım. Neden 10.60 koymuyorum? 10.60 çünkü bu arabaya hem kalın geliyor, hem yağ pompasını zorluyor, hem de varyatörün daha çok bozulmasını sağlıyor. Isındıktan sonra aslında çok daha iyi oluyor ama araba ısınana kadar birazcık arabayı zorluyor. O yüzden ben de 10.40'ın en doğrusu olduğuna karar verdim. O yüzden 10.40 alacağım. Bir de engine flash diye bir işlem var. Az önce videonun başında anlattım. Motor yağını içine döküyorsunuz. Değiştirmeden 10 dakika rölantide çalışıyor. Motor yağını daha çok sıvılaştırıyor. İyice pislikleri falan temizliyor. Aldığım yağdan da 1 litre alacağım. Çünkü araba biraz yağ eksilttiği için. Bir dahaki işte 8.000, 9.000, aslında 10.000'de bir değişmesi lazım ama ben bundan sonra 5.000 kilometrede bir falan değiştireceğim. Ya da 6.000 kilometrede bir değiştireceğim. Ne kadar sık değiştirirsek o kadar araba için iyi. O yüzden mümkün olduğunca sık bu işlemleri yaptıracağım. Yarın da Alfa Tekne'ye gideceğim. Orada da akis körünü değiştireceğim sağ ön lastiğin. Aslında o da değiştirmiş de. Yani şimdi olayı bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Normalde alt takım komple yani yenilendi, değişti. Fakat o akis körü kalmış. Onun da değişmesi lazımdı. Arabaya bırakıp gittiğim zaman, başına durmadığım zaman görüyorsunuz ne olduğunu. Akis körünü değiştirmeden takmışlar. Sonra baskı balatı değişirken de fark ettik. O zaman da değişecekti akis körü. Yine baskı balatayı değiştirirken arabanın başına durmadım gittim. Yine akis körü değiştirmemiş. O yüzden bundan sonra ne yaparsam yapayım, randevu alıp bütün böyle önemli işlerde Alfa Tekne'ye gideceğim. İzmir'de 3. sanayide. Alfa servisine gideceğim. Hem video çekeceğim, hem sizlere göstereceğim, hem de kendim de başında duracağım. Hem de daha uyguna, daha kısa zamanda daha doğru bir şekilde sorunları çözeceğim. Yoksa diğer yerlerde arabayı bırak, arabayı bırak, arabayı bırakıyorum. Arabayı bıraktıktan sonra hiçbir şey yapılmıyor. Ya da bazı parçalar değişmiyor. İçime sinmiyor, rahat edemiyorum yani. Bir de masraf olarak da daha fazla denk geliyor. Sürekli para almaya çalışıyorlar açıkçası yani. Yok arabayı yıkattım, yok balata spreyi, yok malzeme parası, yok benzin parası. Utanmasa dükkanın kirasını da benden alacak. O yüzden bundan sonra ben tövbeliyim. Ufak tefek işlerde sadece böyle sağa sola gideceğim. Şu an mesela yağ değişimi yaptıracağım. Yağ değişimi her yerde yaptırabilirim. Sadece yağ değişimi yaparken önemli olan düzgün yere gidin. Çünkü sahte yağlar falan çok var. Sahte yağ falan olmasın. Onun haricinde geri kalan bütün işleri Alfa servisine yaptıracağım. Randevu da alıyorum. Mis gibi gidiyorum. Hem arabanın başında duruyorum, hem video çekiyorum. Hem de 10 numara bir servis yani. Ben de oraya giderken de hem de böyle bir vlog tarzında bir video olsun dedim. Bugün günlerden Perşembe. Saate bakayım. Saat tam 5.45. Bu arada arıza cihazını aldım. Vacom K9 diye aldım. OBD'den bağlanıyor. Onunla da motora bağlandım. Fakat işte ABS veya airbag'lere bağlanamadım. Bu akşam da onlara bakacağım. Eğer bir gelişme olursa onun da videosunu çekeceğim. Bu arada izlemeyenler için dün kanalda videosunu paylaştım onun. Arabayı bilgisayara nasıl bağlarsınız diye. Onu da izleyebilirsiniz. Bir de 10.60 motor yağı arasında yaklaşık olarak 1.5 kata yakın fark var. 10.000'de bir değiştireceğimi, 10.40 alırım. En azından 5.000'de 6.000'de bir değiştiririm. Sonuçta ne kadar yağını sık değiştirirsem o kadar iyi diye düşünüyorum. O yüzden 10.40 kullanacağım. Çünkü dediğim gibi hem maliyet açısından bayağı yüksek. Hem de dediğim gibi soğuk havalarda veya ilk çalıştırmada yağ pompasını çok zorluyor, motoru zorluyor. Varyatörün ve üst kapakların biraz yağsız kalmasına veya biraz daha kalın olduğu için zaten 10.40 da aslında kalın bir yağ. O yüzden 10.40 koyacağım. Fakat motor ısındıktan sonra performanslı kullanımlarda aslında 10.60 çok güzel. Castrol'ün hatta Super H diye bir yağı var. Super Car böyle
performanslı yüksek arabaları koyuyorlar. Belki bir sonraki yağ değişiminde ondan da yapabilirim, bilmiyorum bakalım. Oraya gidince de belki fikirlerim değişir. Bu arada daha önce de orada Alfa 146'nın motor yağını falan değiştirmiştim. Onu videosunu çekmiştim. Kanalda onu da bulabilirsiniz. Yani yaklaşık olarak 1,5 yıl önce. Şimdi de gidiyorum, bu makinenin yağını değiştireceğiz. Bu arada video çekebilir miyim falan diye hiç konuşmadım. Daha önce video çekmiştim. Bakalım. Doğaçlama bir video olacak. Ama muhtemelen video çekmeye falan sıkıntı olmaz da ortam falan müsait olursa. Güzel bir video ortaya çıkacak. Şu anda Manisa'dayım. Burası Manisa Sanayi. Manisa Sanayi'den Kenan Evren'e gidiyorum. Kenan Evren'de de bir tane yağcı var. Oraya gideceğim. Bilmeyenler için. Manisa'nın daha doğrusu burası çıkışı. Şimdi tabelada görürsünüz. Sağ tarafa dönersek İzmir'e gidiyor. Manisa zaten sanayi şehri. Manisa'da çok fazla bir şey yok. Zaten daha önceki videolarda da Manisa'yı bayağı bir gösterdim. Şu anda da GoPro Hero 10 Black ile çekiyorum. 5K'da 30 FPS'te çekiyorum. 1080'de render alacağım. Görüntü ve ses ve kamera açısından mükemmel olması lazım. Yine bir yorumunuz, fikriniz varsa yorumlardan yazabilirsiniz. Şu tarzda videolar çekebilirsin, kamerayı şuraya koy, böyle yap. Hani beğenmediğiniz bir şeyler, önerileriniz, tavsiyeleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Açayım yorumları. Klimayı da kapatayım, buz gibi yaptı. Havada bu arada 27 derece. Bakalım yıllar sonra bu videoyu izleyecek miyim? Bir 10 yıl sonra, 15 yıl sonra. Şu anda bu arabayı satmayı düşünmüyorum ama 156'ya. O modifiyeli Şahin. Egzoz da takmış. Bir de süslemiş. Aslında. Ben en çok trafikte böyle lüks arabalardan daha çoksa bu Şahin gibi arabalardan korkuyorum. Hani lüks arabaya çarpsam bir şekilde parasını falan verebilirim ama Şahin'e falan çarpsam hani parasını ödemeyebilirim. Ödemesini yapamayabilirim yani. Çünkü hem maddi hem manevi bilmiyorum. Şahin kullananlar, adam bak özel plaka falan yaptırmış. Aslında güzel olmuş. Güzel yapmış yani arabayı. Sevdiği gibi yapmış. Arka cama bir şeyler yapmış. Egzoz falan takmış. Aslında güzel. Bu arada karbüratörlü arabalar da mis gibi LPG kokuyor. Şahin'den şu anda mis gibi LPG kokusu geliyor. Sağ mı dönecek? Evet. Bir de sinyal verseydim. Şimdi sağa dönüyorum. Sağ tarafta Kenan Evren. Az kaldı yağcıya. Ben de hem böyle bir vlog tarzında olsun diye videoyu başlattım. Umarım güzel bir video olur. Dediğim gibi tavsiyeleriniz, önerileriniz varsa yorumlardan yazabilirsiniz.
taraf Kenan Evren, sol tarafta Bankalar Sokağı. Burası Manisa'da Bankalar Sokağı diye geçiyor. Yani Manisa'nın sanayisi bu kadar. Kenan Evren hani yani Manisa'nın sanayisi bu kadar değil de genel böyle hani araba tamircilerinin falan olduğu yer, sanayi burası. Tüm işlemler genelde burada yapıyor. Makineciler, tornacılar, işte arabacılar, motorcular falan. Hepsi bu sanayide. Şimdi az kaldı, ileriden sağ yapacağım. Sonra bir kamerayı kapatıp bir yanlarına gideceğim. Müsaitler mi değiller mi? Müsaitlerdir de bakalım nasıl olacak. Umarım video çekebilirim. Güzel bir video ortaya çıkar. Ve arabanın motor yanını çok merak ediyorum. Çünkü bayağıdan beri değişmedi. Hani kaç bin kilometreden beri değişmedi hiçbir fikrim yok. Aa, buraya da polisler falan gelmiş sol tarafa. Ona trafik cezası yazıyorlar burada. İlginç. Şimdi buradan ben sağ yapayım. Artık bu aradan gitsem daha iyi olur. Şimdi bu sağ tarafta değildi. Bu sağ tarafta lastikçiydi sanırım. Alfa'nın 146'nın lastiklerini değiştirmişim, evet. Bir sonraki sokak olması lazım. Evet öyle. Evet, burası. Bu köşe sağ taraf kalıyor. Evet, ben şimdi kamerayı kapatayım. Yine devam ederiz. Şimdi geldim. Lifti aldık. Bakalım şimdi işlemlere devam edeceğiz. Vike Molin'in Engine Flash Plus adlı ürününü döküyoruz. 8 ila 10 dakika arasında çalışacak. Motor boşluğu olacak. Gaz falan verilmeyecek. Verilecek. Rol alternat. Evet. 8 ila 10 dakika çalışıp alttan kapasını açacağız. Öyle temizleyeceğiz. Tam evet. Çalıştırabiliriz. Tamam. Şimdi yağ değişiminden önce o engine flash'ı koyduk. Bir 10 dakika çalışacak. 10 dakika rolantide çalışacak. Motor da böyle. Şimdi 5 dakika geçti. 5 dakika daha kaldı. Araç rolantide çalışıyor. Bu arada az önce fan açtı. Fan da şimdi durdu. 5 dakika sonra kontağı kapatıp yağını değiştireceğiz. Şöyle şu ürünü kullandık. Şu ürünü şöyle göstereyim. Arkasında da zaten yazıyor. 6 litreye kadar kullanıldığı zaman 300 mg. Yani bunu komple dökebilirsiniz. 6 litreye kadar yağ alıyorsa. 5-10 dakika boyunca araç boşta rolantide çalışacak. Şu ürün. Fiyatı da 150 TL'ymiş. Şimdi 10 dakika oldu. Şimdi motor yağı değişimi işlemeye başlayacağız. Arabanın altı da bu şekilde. Şimdi süzülmesini bekliyoruz iyicene. Şöyle göstereyim. Bayağı bildiğiniz simsiyah zift gibi bir şey. Şimdi işlemler devam ediyor. İyice yağın süzülmesini bekliyoruz. Bu arada başka bir ince bir yağ koyduk. Onun da iyice akmasını bekliyoruz. Ondan sonra yeni yağ dolumuna geçeceğiz. Şimdi yağ filtresinde yağ iyice süzüldü. Yağ filtresini de taktık. Ondan sonra şimdi tapıyı da takıyoruz. Şimdi şuyu kullandım. Petrol üstünü bu yanı kullandım. 5 litre açtık. Geri kalanında bende bidon vardı. Bir yarım litre yakın kaldı. Onu koydum. Arabanın motor yağı değişim işlemi tamam, tertemiz oldu. Bundan sonra ben bir 5000 km'de bir 6000 km'de bir değiştireceğim. Ne kadar sık değiştirirsem o kadar iyi. Şimdi motoru da temizledik. 10 numara oldu. Şimdi işlemler tamam. 10 numara oldu. Teşekkür ederim. 10 numara bir yer. Herkese tavsiye ederim. Ücret olarak da 9 TL tuttu. Petrol ofisinin yanı kullandım. 5 litreye aldım. Yağ filtresi, bir de engine flash ile birlikte.